Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Değerli izleyiciler, ekran başına hoş geldiniz. Stüdyo New York programında bugün birlikte olacağız. Haftayı da artık kapatıyoruz ve maalesef İsrail ile Hamas arasındaki saldırılarla yoğun geçen bir hafta vardı. Piyasalara da pek tabii ki fiyatlamalara etkisi oldu. Birazdan Amerika'dan Betül Yürük bizlerle birlikte olacak. Gazeteci ve özellikle ABD tarafında yaşanan tüm gelişmeleri gazeteci Betül Yürük hanımefendi ile konuşacağız. Ama geri öncesinde fiyatlamalara bakalım. Borsa İstanbul bugünü %1.77'lik bir satışla kapatmış oldu ve özellikle Borsa İstanbul'da dünden bugüne derinleşen satışlara şahit oluyoruz. Pek tabii ki burada özellikle petrol fiyatlarının artması ve ABD Merkez Bankası'ndan daha fazla faiz artırma olasılığı konuşulurken, diğer taraftan dün özellikle İsrail ile Hamas arasındaki savaşın Suriye üzerinden daha da genişleyebileceği ve derinleşebileceği endişeleri piyasalarda satışı getirdi ve 106 milyar liralık işlem hacmine rağmen Borsa İstanbul'da 145.97 puanlık bir satışa şahit olduk. Bankalar 3.41, holdingler 1.54 değer kaybederken sektör endeksleri arasında en çok kazandıransa 1.84 ile turizm ve en çok kaybettiren tarafta da sigortacılık sektörü oldu ve sigortacılık sektörü %3.57 puan kadar değer kaybetmiş oldu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın gelecek dönem politikalarına ilişkin belirsizliğin artması ve İsrail ile Filistin çatışmasının daha geniş bir alana yayılma riskini bahsediyor. Az önce bahsetmiş olduğum piyasa fiyatlamalarında ABD tarafındaysa günün içerisinde Borsa İstanbul'u negatif yönde etkileyen bir başka önemli gelişme yaşanmıştı ve Eylül'de tüketici fiyat endeksi aylık bazda 0.4, yıllık bazda da tam %3.7 yükseldi ki burada beklentiler özellikle %3.6 idi. Dolayısıyla da Amerika'da enflasyon hem TÜFE hem de ÜFE bazında beklentilerin üzerinde gelmeye devam ediyor. Diğer taraftan ülkenin büyük bankaları 3. çeyrek bilançolarını açıkladı ve JP Morgan Chase ve Wells Fargo gibi önemli bankalarda bilançolarında pozitif yönde destekledi Dow Jones tarafında. Borsa İstanbul tarafında 8080 puan seviyesi ana destek seviyesi olur diyor uzmanlar. Genel olarak da direnç seviyesine baktığımız zamansa 8400 ve 8550 puan seviyesinin direnç olacağını paylaşalım. Dolar Türk Lirası tarafında da özellikle 27.80'lere kadar geldik ki özellikle Türk Lirası gibi para birimlerinin bir miktar daha riskli olduğu ve bu dönemde dünyada Japon Yeni ve Amerikan Doları gibi paralara yönelim var. Dolar endeksinde ise 106.49'dayız ve Euro dolar paritesinde 1.05'lerle hafta içerisinde aslında yatay negatif görüntü devam etti. Küresel piyasalarda risk iştahında bir düşüş var. Özellikle ABD ve Çin verileri bugünün ajandasında önemliydi. Bu sabah açıklanan olumsuz Çin verileri hisse senetlerinde satışları arttırdı ve Çin'de tüketici fiyatları yıllık bazda değişim göstermedi ve cansız ekonomiye işaret etti. Ve özellikle ithalat ve ihracat rakamları da Çin tarafında aslında ekonominin çok da büyük bir yere gitmediğini ve %5'lik bir normal sayılabilecek büyüme beklentisini bile zor karşılayabileceğini gösteriyor. Tabii tüm bu parametrelerle birlikte altın birazdan paylaşacağız. Son 7 ayın en yüksek seviyesine geldi. Petrol haftalık kazancına yöneldi. Amerika'da ise otomotiv işçilerinin grevi devam ediyor ve burada özellikle 3 tane önemli otomotiv firmasında yaşanan grev tabii ki özellikle ekonomideki resesyon endişesini birazcık daha artıracağı benziyor. İngiltere'de ise Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın almasına onay geldi ve aynı zamanda Mısır'da IMF kredisini 5 milyar dolar üzerine çıkarmak için IMF ile yakın temaslar halinde olduğunu paylaşalım. Bugün aynı zamanda Hindistan'da enflasyon 3 ayın en düşük seviyesine gerilerken iş taraftaysa Bakan Şimşek'ten açıklama vardı. Kur korumalı mevduat sisteminden çıkmak istiyoruz dedi ki son dönemde biliyorsunuz Bakan Şimşek'in birazcık daha yoğun bir ajandası var. Gerek Londra temasları gerekse bakıldığı zaman işte özellikle Merkez Bankası'nın politika duruşuna dair önemli mesai içerisinde. Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında bugün satışlar varken İngiltere Merkez Bankası Andrew Bailey'den bir açıklama vardı. Sıkılaşmaya devam mesajı geldi. Özellikle Amerika tarafında Michigan Üniversitesi'nin yakından takip etmiş olduğu tüketici güven hissiyat datası düştü. Aynı zamanda enflasyon beklentileri de yükseldi. JP Morgan Chase ve Wells Fargo 3. çeyrek beklentilerinde güzel bilanço açıkladı. O iki bankada aslında
pozitif yönde hareket vardı. Ancak United Health tarafındaysa gelen bilanço yine aynı şekilde en büyük sağlık sigorta şirketi iyi bilanço açıkladı ve borsalarda özellikle yükseliş yönünde gitmesine sağlayamadı diyelim bu iyi bilançolara rağmen. Avrupa hisse senetlerinde de düşüşler vardı. Bugün Amerika'da Dow Jones, S&P ve Nasdaq'ta özellikle satışlar var. Bunun en temel sebebi ABD tarafında dün ve ondan önceki gün açıklanan üretici ve tüketici fiyat endeksinde yükselişler tahvil faizlerini bir kez daha arttırdı. Tahvil faizlerine baktığımız zaman ise gerek 2, gerek 10, gerekse 30 yıllık faizlerde tekrar yukarı yönde bir hareket gördük. Özellikle Hamas'la Filistin, İsrail üzerinden yapılan savaş tabii ki özellikle petrol fiyatlarını arttırmış ve tahvil faizlerini bir miktar düşürmüştü. Bugüne baktığımız zaman ise 10 yıllık tarafta 4.63 seviyesindeyiz. Tam anlamıyla bir riskten kaçış fiyatlamasını oldu efendim. Paylaşalım. Son olarak da ons altın fiyatlarına bir bakalım. Özellikle ons altın fiyatlarında jeopolitik tansiyonla birlikte birazcık yükseldi. Son 7 ayın yüz zirvesine çıkmıştı. Bugün de tam %3 kadar geldi ki dün özellikle 1870 dolar seviyesi seyreden ons altın son 7 ayın belki de en güçlü yükselişini yaptı ve küresel piyasalarda riskten kaçanlar için güvenli liman burada mesajını paylaştı. Brent petrol ve ham petrol tarafında da bugün tam %4'e varan bir artış var. Bunun en temel sebebi tabii ki özellikle Suriye üzerinden devam edebilecek bir İsrail-Filistin savaşından bahsediyor uzmanlar. Eğer hazırsa gazeteci Betül Yürük hanımefendiye de gidelim. Burada özellikle ABD tarafında yansıyan Hamas saldırısının yansımalarını devam ettirelim. Betül Hanım öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Murat merhaba, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Geçtiğimiz haftadan bu yana baktığımız zaman İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın aslında hem bölgesel hem de bakıldığı zaman da sivil kayıpları anlamında arttığını görmüş olduk. Öncelikle yansımaları sizden alalım. Amerika'nın savaş gemileri çok fazla konuşuldu. Ne dersiniz? ABD haftaya dediğimiz gibi İsrail ve Hamas arasında başlayan savaşın ardından atacağı ilk adımlardan birisi, attığı ilk adımlardan birisi bölgeye savaş gemisi. Uçak gemisi göndermek olduğu Doğu Akdeniz'de ikinci bir savaş gemisi de gönderebileceğini söyledi. Bölgeden bugün gelen haberlere bakacak olursak üst düzey yetkililer de İsrail'e temaslarda bulundular. İlk olarak İsrail'e dayanışma göstermek için Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsrail'deydi dün. Bugün de onun hemen ardından Savunma Bakanı Lloyd Austin de oradaydı. Bugün Katar'a giden Dışişleri Bakanı Blinken'ın açıklamalarına bakacak olursak dünden beri İsrail'in kara harekatı Gazze'ye yapacağı konuşuluyor ve ABD de buna aslında destek verdi. Bugün Blinken'ın açıklamalarından bunu gördüğümüzü söyleyebilirim. İlk açıklaması dün Birleşmiş Milletler yapmıştı zaten. İsrail'in Gazze'nin güneyindeki 1 milyondan fazla sivilin tam olarak 1.1 milyon Filistinlinin güneye gitmesi. Bu da kara harekatının başlayacağı yönünde yorumlanmıştı. ABD de bu operasyona destek verdiğini dediğimiz gibi bugünkü açıklamalarıyla açık açık teyit etti. Blinken ne dedi? Ona bakacak olursak ilk olarak Gazze'de sivillerin zarar görmemesi için güvenli bölge oluşturulması için uluslararası toplumla özellikle uluslararası kuruluşlarla çalışıyoruz dedi. İkinci mesajı ise ABD'nin İsrail'e koşulsuz destek verdiğini en başından biliyoruz. Ama gerek hava bombardımanı olsun gerek de kara harekatı olsun bu konuda bugün söylediği İsrail'in kendini savunma hakkı mesajı sürekli duyduğumuz bir söylemde ama ancak bugün yükümlülük de özellikle bu kelimeye dikkat etmemiz gerek İsrail'in yükümlülüğü. Çünkü bu yaşananların geçen hafta Hamas'ın saldırılarının ve İsrail'de tekrar daha yaşanmaması için bunu destekliyoruz yönünde. Bunun yaşanmaması gerek ve savunma hakkı yükümlülüğünü sonuna kadar yerine getirmesi gerek yönündeki açıklamalarından ABD'nin koşulsuz bir şekilde İsrail'in yanında olduğunu yapacağı askeri yardımlarla, istihbarat yardımıyla da sonuna kadar gidileceğini görüyoruz buradan. Evet görüyoruz. Peki bunun yansıması nasıl olacak? Bununla ilgili bir haber bandımız da var. Dilerseniz bunun üzerine de benim bir yorumum olacak. Çünkü ekonomi tarafında aslında bu yardımları çok da fazla istemeyen ABD tarafında ekonomi yönetim var efendim. Önemli bir profesör Rubini yaptığı açıklamada aslında piyasaların Orta Doğu'daki çatışmaları tam olarak fiyatlamadığını savunuyor. İzleyelim.
New York Üniversitesi Profesörü Noriel Rubini, piyasaların Orta Doğu'daki çatışmaları henüz tam olarak fiyatlamadığı uyarısında bulundu. Yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmasını beklediğini ancak hala daha geniş çaplı bir çatışma riski olduğunu ifade eden Rubini, İran ve Lübnan işin içine girebilir ve Körfez petrol arzı sekteye uğrayabilir dedi. Rubini, Fas'ın Marakeş kentinde verdiği mülakatta yatırımcıların İsrail'in Gazze'ye girip Hamas'tan kurtulmaktan başka çaresi kalmayacağını bekledikleri söyledi. Rubini, İsrail'in Gazze'yi işgal ettiği, olayların çirkinleştiği ancak çatışmanın kontrol altında tutulduğu bir temel senaryoyu fiyatlıyor. Bu yüzden petrol fiyatları çok fazla yükselmedi diye konuştu. Rubini, İran ve Lübnan'ın da olaya dahil olması durumunda Körfez'den petrol arzının kesintiye uğrayacağını ve petrol fiyatlarında bir sıçrama olacağını belirterek, "O zaman ekonomik etki çok büyük olur. Yükselen petrol fiyatları stagflasyonist bir şok yaratabilir. Bu temel senaryo değil ama bu bir risk," dedi. Resesyondan bahsederken artık uzmanlar stagflasyon yani ekonomide büyümenin de durması aynı zamanda işsizliğin de aynı anda gerçekleşmesi olarak konuşuluyor. Ve siz de Amerika'da yaşıyorsunuz aslında özellikle faiz artırımları zaten 3 tane orta ölçekli bankayı batırmıştı. Aynı zamanda Joe Biden'ın belki 2024 seçimleri için en zayıf karnesi olan ekonomide değil mi? Belki de burada işte D puan ya da E puan gibi kötü bir puan aldı. Herhangi bir A'sı ya da A eksisi yok. Dolayısıyla da bu herhalde yoruma ve analize de kulak asmak gerekiyor. Ne dersiniz? Aslında İsrail ve Hamas arasındaki savaş piyasalara tam olarak henüz yansımadı. Aha. Çünkü sizin de bahsettiğiniz gibi bu yöndeki analizler şu aşamada yeterli değil. Aynı zamanda savaş uçağının, daha doğrusu savaş gemisinin bölgeye gönderildiğinden bahsettik. Bu ekonomi boyutu şu şekilde önemli. Aslında Amerika... Biliyorsunuz Hamas'ın saldırılarının arkasında İran'ın olduğu yönünde iddialar vardı. Bu henüz teyit edilmedi. İran da zaten bu saldırının arkasında değiliz şeklinde açıklamalar yaptı ama Amerikan basınında özellikle de Cumhuriyetçi cephede bu sık sık dile getirilen bir iddia ve savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e İsrail'e destek için gönderilmesi de biraz İran'a gözdağı vermek anlamında. Lübnan'ın İran'ın savaşa dahil olabileceğinden bu ihtimalden de konuştuk ki ilerleyen dönemlerde olma ihtimali de var. Bunu tabii bölgedeki, Orta Doğu'daki uzmanlar çok daha iyi bir şekilde yorumlayacaklardır. Bu gemi ekonomi boyutunu da açık açık aslında bize gösteriyor. Amerika şu aşamada bölgeye Hamas ve İsrail arasındaki savaşa kimsenin dahil olmamasını, bunu bölgesel aktörler de dahil, müdahil olmamasını istiyor. Daha çok bu gemi hem ekonominin stabil tutulabilmesi açısından hem de bölge ülkelerinin de savaşa dahil olmasıyla özellikle Lübnan ve İran açısından Hamas'a destek veren ülkeler bunlar. Onlara gözdağı verelim, savaş daha fazla büyümesin. Gazze zaten yıllardır, 16 yıldır abluka altındaydı. Hava bombardımanını bir haftadan beri görüyoruz. Kara harekatına da başlanmak üzere olduğunun mesajları da gerek İsrail tarafından gerek ABD tarafından verildi. Bu şekilde Hamas üzerinde baskıyı artık da İsrail'in hedefinin savaşı sonlandırmak olduğunu söyleyebiliriz. Ama ekonomi boyutu açısından da şu an piyasalara en azından Amerika boyutunda tam olarak yansımadı. Ciddi bir şekilde inişler ve çıkışlar gözlemlemedik. Zaten finansal piyasalarda anlık tepkiler oluyor ama gerçek reel sektör olan etkisini muhtemelen eğer umarım olmaz bu savaş devam ederse 3 ila 6 ay arasında çok ciddi bir enflasyon ve tekrar gaz fiyatlarının ve benzin fiyatlarının bakıldığı zaman o tarafta artmasına şahit olabiliriz Betül Hanım. Yani böyle bir olasılık da var. Tabii biz Türkiye olarak enflasyonla tırnak içerisinde yaşamaya bir miktar daha alıştık. Uzunca bir süredir hayatımızda çok yüksek bir enflasyon var ama Amerikalılar için çok ciddi bir külfet ve alışık olmadıkları bir tablo. Bir gazeteci olarak ve Amerika'da yaşayan bir vatandaş olarak size şunu sormak istiyorum. Yani Rusya-Ukrayna Savaşı ile birlikte aslında oraya ayrılan paralar çok da eleştirildi. Özellikle son dönemde hem ABD-Çin çatışması hem de bakıldığında ABD büyümesinin cılız büyümesinden kaynaklı belli senatörlerden bu savaşa yönelik yapılan yardımlar eleştiriliyordu. Ama çok da iyi bildiğimiz gibi Yahudi lobisinin, İsrail lobisinin çok ciddi bir şekilde Amerika'da aktif olduğunu biliyoruz. Şu anda Amerika bir miktar maddi ve manevi olarak tüm yardımını, tüm bakıldığı zaman alanını ve dikkatini İsrail'e odaklanmış durumda. Basında çıkan haberlerde nasıl bir destek var? Yani bu anlamda Amerika'nın maddi olarak buraya bir bütçe ayırmasına eleştirenler var mı? Yoksa o tarafta bir birliktelik mi söz konusu medyada? Ne dersiniz?
Daha önce Biden'ın ekonomi karnesinden bahsettiniz ve en zayıf olduğu noktalardan birisinin ekonomi olduğunu söylediniz. Bu açıdan şu aşamada gerek Amerikan kamuoyunda gerekse ABD basınında İsrail'e koşulsuz bir destek var. Ki cumhuriyetçiler de bu konuda, demokratlar da aslında Biden'ın eli bir açıdan güçlendi. Özellikle hani saldırılar, sivil kayıpları, insani kriz şeklinde bunlara daha farklı bir tutum sergileyebilecekken Biden yönetimi şu aşamada onlar da bunu biraz görmezden geliyorlar ve İsrail'e tam destek veriyorlar. Cumhuriyetçi cephesinde bu çok daha farklı. Mesela Lindsey Graham diyelim, Cumhuriyetçi senatörlerden birisi, o çok çok daha öteye giderek İran'ın bombalanmasını bile teklif etti. Aynı zamanda Mike Pence dediğimiz gibi. Yine o da Ukrayna konusunda, özellikle ayrılan bütçeler konusunda eleştirel isimlerden birisiyken, bu aşamada Amerikan askerlerinin İsrail'e gönderilmesini savundu diyebiliriz. Hem kamuoyu hem de şu an sadece savaş karşıtı çıkan sesler kimler? Amerikalılar arasındaki liberal demokratlar diyebiliriz. Bunlardan birisi de AOC olarak bilinen Alexandria Ocasio-Cortez. New York'u temsil eden temsilciler meclisi üyelerinden birisi. Şimdiye kadar savaş karşıtı bir tek ondan açıklama geldi. Keza Müslüman temsilciler meclisi üyeleri vardı. Bunlar arasında Filistinli bir temsilciler meclisi üyesi var. Yine Somali kökenli bir temsilciler meclisi üyesi var. İlhan Omar. Bunlar İsrail'deki sivil kayıplarını kınadılar ama Filistin'deki savaşın da kabul edilemez olduğunu açıklasalar da hem demokrat cephesinde özellikle sadece sol kesimde ciddi savaş karşıtı söylemler var ama genel olarak hem demokratlar hem de cumhuriyetçiler açısından İsrail'e destek koşulsuz, çok büyük bir destek oluşturuldu gerek kamuoyunda. Protestolara bakacak olursak da New York'ta ya da belli başlı şehirlerde, Kaliforniya'da, Michigan'da, Chicago'da küçük çaplı protestolar oldu. Ama hem Biden yönetimi hem demokratlar hem cumhuriyetçiler gerekse Amerikan medyasında da bunu sağ medyadan tutun ya da işte daha liberal sol medya, New York Times gibi, CNN gibi yayınlara baktığımızda da ciddi bir Hamas karşıtlığı, ki Hamas zaten ABD tarafından terör örgütü olarak adlandırılıyor. Terör örgütü evet adlandırılıyor. O yüzden hem kamuoyunu arkasına aldılar hem medyayı arkasına aldılar. Medyadaki yayınlarda ciddi anlamda İsrail'in haklı olduğu bu başlattığı bombardımanda, Gazze'ye yönelik savaşında her iki tarafta da dediğimiz gibi çok ciddi gözüküyor, anlamda İsrail'e destek veriliyor. Evet. Evet, aslında yani keşke, gönül ister ki böyle savaş durumlarında iki tarafa da destek vermeden sadece savaşın olmaması noktasında bir görüş bildirebilsek. Çünkü bir taraf olduğumuz zaman diğer tarafı da var etmiş oluyoruz iyi ya da kötü bir şekilde. Ama tabii ki ülkeler kendi politikaları gereği ya İsrail ya da Filistin üzerinden desteklerini açıklıyorlar. Betül Hanım, 3 dakika, 2,5 dakika, bugün ben birazcık bu konu bir önemli olduğu için deşmiş oldum, kusura bakmayın, ama ikinci gündem maddesini ben size bırakayım isterseniz ya da birlikte cevaplayın. Hem Menendez'le ilgili çok önemli iddialar var. Bu defa Mısır için ajanlık yaptığı iddiası konuşuluyor. Üzerine değil mi? Bakıldığı zaman işte burada rüşvet skandalıyla gündemdeydi. Bir taraftan da Temsilciler Meclisi Başkanı adayı adaylıktan çekildi ki McCarthy'nin görevden alınmasını dün gibi hatırlıyoruz. Buyurun, söz sizde. Menendez'le başlayalım çünkü Türkiye'yi yakından ildiren bir isimdi. Görevden alındı kendisi. Zaten bu iddialar konuşuluyordu kendisiyle ilgili, rüşvet, casusluk, Mısır bağlantılarını daha önce duymuştuk Amerikalı iş adamları üzerinden, ama bu yönde bir iddianameyle bu resmileştirildi ve Menendez'e yönelik Mısır hükümetine kayıtsız bir şekilde Amerika'da lobicilik yapmak serbest, bu gerek hani federal temsilciler olsun gerek özel sektörde olan isimler olsun, bunları kayıt altına aldığınız sürece, ki buna Menendez'e dahil bunu yapabilirdi ancak kaydolması gerekiyordu. Bunu bildirmesi gerekiyordu Amerikan hükümetine, federal yetkililere. Ancak kayıtsız bir şekilde Mısır hükümetine casusluk yapmaktan hakkında yeni bir iddia hazırlandı. Türkiye açısından bunun aslında olumlu bir gelişme olduğunu daha önce söylemiştik. Çünkü Türkiye karşıtlığıyla bilinen bir isim, Temsilciler Meclisi'ne geçecek olursak da aslında geçen haftalarda İsrail'e Hamas arasındaki savaş öncesi Amerika'nın en önemli gündem maddelerinden birisi de buydu. Çünkü hala Temsilciler Meclisi bir kaos içerisinde. Aslında bu kaos hem Ukrayna'ya yapılan yardımları hem de İsrail'e yapılacak yardımları, özellikle de askeri anlamda Kongre'nin onaylaması gereken yardımlar olacağı için etkileyecektir. Çünkü Temsilciler Meclisi McCarthy görevinden, daha doğrusu
Kendi partisi bünyesinden. Görevinden ayrıldıktan sonra evet. Kendi partisi tarafından alınan bir kararla görevden alınmıştı. Bir isim vardı Cumhuriyetçilerin üzerinde uzlaştığı, Scalisi. Ortak aday olarak gösterilecekti ancak kendi partisi içerisinde bu isim de yeteri kadar destek alamadığı için adaylıktan çekildiğini açıkladı. Yani ABD'de bu kaosa devam ediyor. Yeni isim de Jim Jordan üzerinde görüşmeler var. Ancak kısa süre içerisinde bu ismin de belirleneceğini açıkçası beklemiyoruz. Anladığım kadarıyla Jim Jordan ama bir mutabakat, genel bir mutabakat yok. Betül Hanım, gündem çok hızlı. Sizden cumaları bu yönde destek alıyoruz ama önümüzdeki hafta majör bir gelişme olursa tekrar bekleriz ekranlarımıza ayrıca diyelim cuma haricinde. Çok teşekkür ederiz efendim. Amerika'dan Betül Yürük gazeteci bizlerle birlikte oldu. Şimdi kısa bir araya gidelim. Kısa bir aradan sonra tamamen duygusal programıyla devam edeceğiz. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.